bizim. Hayırlı uğurlu olsun. Saat 1'de de dersim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamayı ekranlarınıza canlı olarak getirdik değerli izleyenler. Öğle bültenini sürdürelim. Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapan okul yöneticileri Mardin'de bir araya geldi. Toplantının ana gündem maddesi atanan öğretmenlerin kısa süre içinde bölgeden ayrılmasıydı. Bu durumdan şikayetçi olan okul yöneticileri hem öğretmenlere hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Bu öğretmenler niye kaçıyor? Biz niye burada idareciler olarak ücretli öğretmenlerle sürekli çalışmak zorundayız? Bu bölgeye gönderilen öğretmenlere para mı veririz? Onları zincirle buraya mı bağlarız? Ya da onlara gerçekten vatan, memleket, insan, halk sevgisini mi aşılayarak göndeririz? Buna bir çözüm bulmalıyız. Bu sözler Mardin'deki bir köy okulunun müdürüne ait. Doğu ve Güneydoğu illerine atanan öğretmenler bölgede ortalama 1,5 yıl görev yapıyor. Yasa gereği bu sürenin en az 3 yıl olması gerekiyor. Okul müdürleri durumdan şikayetçi. Sorun Mardin'de düzenlenen toplantıda tartışıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine 40 bin öğretmenin arkadaşlar %80'ini verdik. Bunu biz görüyoruz. Burada eğitim, çocuklarımızın eğitiminin her şeyden önemli olduğunu görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, çözüm için kanunların ya da bakanlığın atama politikalarının yeterli olmadığını söyledi. Ben genel müdür olarak onuruma yediremiyorum. Arkadaşım Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 yıl kalacak, diğer arkadaşım gelecek, orada 1 yıl kalacak, ondan sonra evlilik yapacak, 1 yıl sonra Bursa'ya, İstanbul'a, Ankara'ya gelecek. Bu bir zihniyet değişimiyle olabilecek bir şey. Milli Eğitim Bakanlığı sorunun çözümü için atama yetkilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine devri üzerinde çalışıyor.